Selamsız bandosu gerçek oldu. Tren geçti, onlar seyretti. Açılışı Ankara'da yapılan yüksek hızlı tren Sakarya'da büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Başrolde ise Vali Hüseyin Avni Coş vardı. Hızlı trenin ilk seferinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da içindeydi. Başkentten yola çıkan tren Eskişehir ve Bilecik'te mola verdi. Başbakanın her iki molada konuşma yapması Vali Coş'u ümitlendirmişti. Arkadaşlar, bugün çok önemli bir haber almış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanı Haşmet Mahapları kasabamızı ziyaret edecek. Yahu biraz kafanızı çalıştırın. Bakın şu gazeteye. Cumhurbaşkanımız nerelere gidiyormuş? Bir sürü yere. Bir sürü yerin içinde bir de neresi var? Bizim vilayet. Vali Coş Erdoğan'ın Sakarya'da da konuşacağını düşündü. Bunun için de bir tören hazırlamaya karar verdi. Cumhurbaşkanı her gördüğü kalabalıkta durur mu arkadaşlar? Durmaz. Hani ben derim ki şöyle büyük bir tören düzenlesin. Canım, tören düzenlemekten kolay ne var? Çoluk çocuk tüm kasaba demir yoluna iner. Bayrak neyin sallarız? Ve sonra ertesi gün bir bakmışsın bütün gazetelerde selamsızın fotoğrafları. Televizyonda biz. Dert anlatan selamsız halkı. Neredeyse her şey 1987 yapımı selamsız bandosuyla birebirdi. Apar topar karar alındı, hazırlıklar başladı. Ancak bir tek bando eksikti. Tren geçip gidecek. Geçip gitmeyecek arkadaşlar. Yani biz istersek. Tören için her şey düşünüldü. Polislerin önlem aldığı tren istasyonunda trenin durabileceği ihtimaline karşılık ses düzeni kurulurken istasyonun bir bölümüne halı bile serildi. Her şey tamam değil mi? Bir eksik yok ya. Musa, halı nerede? Halı! Uyar ya, tren gelirse şimdi çabuk koş getir halıyı. Uzun süren bekleyiş saat 17.30 sıralarında yüksek hızlı trenin görünmesiyle heyecana dönüştü. Bayraklar sallanmaya başlandı. Ne de olsa gelen herkesin merakla beklediği başbakandı. Herkes merakla Erdoğan'ı görmeyi beklerken görünen tek şey eski ve yeni Ulaştırma Bakanları oldu. İki bakan kokpitten el sallayarak yola devam etti. Tren garında bekleyenler şoktaydı. Yaklaşık 200 kişi neye uğradığını şaşırdı. En başta da Vali Coş vardı. Tren öylece geçip gitmiş, herkes ardından baka kalmıştı. Kalabalık arasında zaman zaman gülüşmeler yaşandı.